Merhaba. Meslek hayatımızda sevdiğimiz işi mi yapalım? Sevdiğimiz işi yapmak evet kulağa çok hoş geliyor. Ama ülkemiz şartlarında maalesef bu oldukça zor. Bence kapasitenize ve karakterinize uygun, karnınızı doyurabileceğiniz işi yapın. İlham verici konuşmacılar var. Sevdiğiniz işi yapın, hayallerinizin peşinden koşun diyen. Ülke şartlarında bu çok da mümkün değil. Zaten bu konuşmacılara baktığınız zaman birçoğu güzel okullarda okumuş, iş kaygısı olmayan, bir miktar varlığı olan insanlar. Yani onlar için bunu söylemek çok da zor olmasa gerek. Sizden gelen itirazları duyar gibiyim. Evet, benimkisi aşırı realist bir yaklaşım. Sevdiği iş konusunda gençler bazı şeyleri karıştırıyorlar. Birkaç yıl önce bir öğrencimin ne derslerle ne de okulla alakası yoktu. Bir kafede garsonluk yapıyordu ve devamsızlığı da çoktu. Atölye çalışması sırasında iki kahve yaptım. Masamın yanında bir sandalye daha çekip öğrencimi çağırdım ve bu kahve senin dedim. Onunla kısa bir sohbet ettik. Kendisine kafede 60 yaşında garson var mı diye sordum. Yok dedi. Peki 65 yaşında emekli olacaksın. Şimdi sağlığın sıhhatin iyi. Ya yaşlandığında ne yapmayı düşünüyorsun diye sordum. Yaparız bir şeyler dedi. Ve o gün öğleden sonra yine kaçtı. Gençler maalesef bedenlerini ve beyinlerini yoran işlerden kaçıyorlar. Yine bir tanesi, olsun hocam ben 2000 lira alırım, 2000 lira da hanım alır, geçinir gideriz dedi. Eğer sevdiğinizi söylediğiniz mesleği kolay ve rahat olduğu için seviyorsanız bunu bir kez daha düşünmeniz gerekir. Bazen de sevdiklerini söyledikleri meslekler onlar için çok uzak kalıyor. Bir öğrencim yine derslerle arası iyi değil. Kendisine neden diye sorduğumda ben elektrikçi olmayacağım ki ben avukat olacağım dedi. Ben de kendisine tüm derslerin kötü, eşit ağırlıklıdan üniversite sınavını nasıl kazanacaksın? Ayrıca tarihin kötü, edebiyatın kötü, okumayı sevmiyorsun o kadar kanun maddesini nasıl okuyup ezberleyeceksin diye sordum. Yine tanıdık bir cevap geldi, hallederiz hocam. Sonuçta öğrencim ne avukat ne de elektrikçi olabildi. Sevdiğiniz işi bırakın. Bazen insanlar mezun oldukları alanlarda bile iş bulamıyorlar. Mekatronik mühendisliğini bitirmiş biri rüzgar türbininde montaj yapıyor. Enerji sistemleri mühendisliğini bitirmiş biri sensör pazarlıyor. Elektronik haberleşmeyi bitirmiş birisi tesisat projesi çiziyor. Bazen bana soruyorlar, ya bizim çocuğu mühendislik yazacağız. Ama hangisini yazalım diye. Ben de diyorum ki açın insan kaynakları, iş sitelerini bakın hangi alanlarda iş ilanı sayısı fazla ise bu yakın zaman için size bir fikir verecektir. Orta ve uzun vade zaman içinde bunlarla ilgili yazılmış yazılar var. Geleceğin meslekleri diye. Hoş bu yazıyı yazanların elinde bir sayısal veri var mı zannetmiyorum. Muhtemelen onlar da kendi tecrübe ve araştırmalarını yazıyorlar. Mesleklerin geleceğini, nereye gideceği, ne olacağını kestirmek 3 aşağı 5 yukarı mümkün. Bu doğrultuda para kazanabileceğiniz, yapabileceğinize inandığınız, sevdiğiniz ya da sevmeye çalışabileceğiniz bir mesleği yapmak daha mantıklı. Hani bir söz var ya, sevdiğini alacaksın, olmuyorsa aldığını seveceksin diye. Bu da öyle bir şey. Meslek seçiminde ailenin maddi durumu da önemli. Ailenin çocuğa, hadi çocuğum okulu bitir bir an önce de İşe başla, geçinemiyoruz demesiyle oğlum okulu bitir bir de seni yurt dışına gönderelim demesi başka. Ayrıca kişisel yetenekler de önemli. İnsan ilişkileri kuvvetli birini satış ve pazarlama alanında değerlendirirken antisosyal birini de masa başı projelerinde değerlendirmek gerekli. Hatırlatıyorum, tekrar hatırlatıyorum. Bunlar benim tecrübe ve gözlemlerimle yaptığım bir genelleme. Farklı yaşanmışlıklar illaki vardır. Bunların üzerine katabileceğiniz değerli görüşleriniz varsa YouTube'daki yorumlar kısmını ekleyebilirsiniz. Diğer sosyal medya hesaplarında da paylaşılacak ama oradaki yorumlar kalıcı olmayacaktır. Görüşmek üzere.